Eskiden ev satışlarında yeni sahipleri için avantajlı kiracılı evler, bu kira getirisi hazır anlamına geliyordu. Ancak son dönemde bir kurnazlık durumu da söz konusu. Kiracısıyla sorun yaşayanlar ve %25 sınırla yetinmek istemeyenler birer birer evlerini satışa çıkarmaya başladı. Yani bir nevi ben kurtulayım, yeni alıcısı uğraşsın diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez devran tersine döndü. İçinde kiracılı gayrimenkuller düne kadar favoriyken şu anda tamamıyla cazibesini yitirdi. %25 sınırını beğenmeyip kiracısıyla sorun yaşayanlar son dönemde evlerini satışa çıkarmaya başladı. Kirayı düşük aldığı için evimizi satmak istiyoruz diyorlar. Bazı ev sahipleri kiracısına %25'ten fazla zam yapamadığı için farklı yollara başvurmaya başladı. O yolsa evini satışa çıkarmak ve evini değerinden daha ucuz satmak. İşte şu anda ilk kez mal sahipleri diyor ki içinde kiracılı olan gayrimenkuller için %10, %15 hatta %20'lere varan indirimlerle alıcıyı çekmek istiyor. Düşünün ki gayrimenkulünüzün ederi 5 milyon TL ve siz %20 diyorsunuz ki bir avantajım söz konusu ve rakamınızı 4 milyon TL'ye çekiyorsunuz ve içindeki kiracıyla vermeyi eğer kabul eden alıcı adayımız varsa ben satışa hazırım diyorsunuz. Değerlemeyi yapıp ilanı koyup sonrasında satışı gerçekleştirdiğimiz böyle 4-5 tane dairemiz oldu. Aslında yaptıkları bir yanıyla uyanıklık. Uzun süre kiracısını çıkarmaya uğraşanlar aslında bu dertten kurtulmak için düşük fiyata satmayı göze alıyor. Yani evi satın alana özetle sen uğraş diyor. Emlak sitelerindeki kiracılı ev ilanları da her geçen gün artıyor. Yatırım amaçlı alan eğer bu konuda alıcı adayı varsa bu fırsatı asla kaçırmıyor. Fakat içinde yaşamak istiyorsa, örnek veriyorum karı koca evlenmek istiyor ve o evde yaşamak istiyor. İşte o zaman o planlarını o ev için yapmamalı. Kiracı dairede otururken o evi satın aldınız ve siz de o dairede oturmak istiyorsunuz. Peki kiracıyı çıkartmak için nasıl bir yol izlemelisiniz? Yapması gereken ilk şey tapu devrinden sonra hemen ihtarı çekmek. İhtarı çekiyor ve diyor ki yeni gayrimenkul sahibi benim. Mal sahibi olarak bana artık kiranızı yatırmanız gerekiyor ve 6 ay içerisinde evinizi boşaltmanızı istiyorum. Ve kira kontratı eğer daha bir yıl daha devam ediyorsa o süreyi beklemek zorunda. Eski kiracıysa çıkarması 6 ay ama eğer yeni kiraya verildiyse o zaman bu süreyi beklemek durumunda maksimum bir yıl, bazen de 1,5 yıla kadar devam edebiliyor.